Günaydın. Şantiye şefimiz bir gelsin. Bu hastanemiz biliyorsunuz inşaatı başladıktan belli bir dönem sonra bir ara vermek zorunda kalındı. Tabii bu çeşitli şehir efsanelerine de sebep oldu. Ama buradaki ara vermenin gerekçesi daha önce ihaleyi alan firmanın bir ekonomik sıkıntıya girip işi tahliye etmek zorunda kalmasıydı. Ve şu anda işçiler artık sahada çalışıyor. İnşaatın kendi bünyesindeki iş ve işlemlere de başlamış durumdayız. Hızlı bir şekilde yaklaşık 800 günlük bir yapım süresi var. 2 ayı geçmiş durumda bu 800 günün. Yani yaklaşık 2 yılda da inşallah burayı bitirip 1200 yatak kapasitesiyle güzel bir hastane ilimize kazandırılmış olacak. Yine adı biliyorsunuz Ali Osman Sönmez. Daha önceki katkılarının yanında bu inşaatımıza da ciddi bir katkı veren Sönmez Holding Yönetim Kurulu katkısı da mevcut. Geldiğimiz günden bu yana kadar her daim en önemli verdiğimiz hususlardan bir tanesi vatandaşımızın sağlığıyla alakalı sorunlarımıza mutlaka ona dokunabilecek bir yönünde hizmetlerimizi sürdürebilmek. Çok şükür Bursa'da da şu an itibariyle sağlık yatırımlarında yaptığımız miktar 5 milyar TL'den fazla bir bütçeyi oluşturdu. Hafif raylı sistemi de koyduğumuz zaman 7 milyardan fazla sadece Bursa özelinde ciddi bir sağlık yatırımımız mevcut. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde de Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi olduğu gibi, buradaki yatırımlarımız olduğu gibi diğer yatırımlarımıza da bir an önce halkımıza, vatandaşımıza sağlıklı hizmetler verebilme adına bütün gayretlerimizi, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ali Osman Sönmez Hastanemizin İkmal ihalesinin yapılmasıyla birlikte %40 tamamlanması olan bu hastane bu süreç içerisinde, 2 yıl içerisinde bitirmesi hedeflenen Bursa için, Bursa merkezi için son derece önemli bir sağlık projesi. Biliyorsunuz AK Parti iktidarlarının en önemli özelliklerinden birisi sağlık alanında yapmış olduğu yatırımlar. Ve Bursa'da bu anlamda 68 sağlık yatırımı söz konusu oldu ve bunların 26 tanesi de hastaneydi. Şehir Hastanesi'nin evet bu COVID sürecinde ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini hep birlikte gördük. Ve bu noktada AK Parti'ye muhalefet etmekle Türkiye'ye muhalefet etmeyi birbirine karıştıran zihniyetlerin, anlayışların ne kadar millet için, memleket için yanlış bir yolda olduklarını ben bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yatırımlarımız COVID sürecine rağmen, bakın bugün ağzımızda maskelerle bu basın açıklamasını yapıyoruz. Covid süreci devam ediyor. Harmancık hastanemiz başladı arkadaşlar. Harmancık'la birlikte ilçelerdeki bütün hastaneleri tamamlamış oluyoruz. Bununla birlikte Gürs ve Kestel gibi hastanesi olmayan ilçelerimizde de hastane bu süreçte yapmış bulunuyoruz. Yine Covid sürecinde bunların da ne kadar anlamlı olduğunu ifade etmek durumundayız. Bir parantezde memleket hastanesini açmak durumundayız. Evet. Memleket hastanesi de inşallah 2 yıl içerisinde tamamlanarak eş zamanlı olarak Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi ile birlikte Bursalıların hizmetine 2023 yılında girecektir. Yaklaşık 2 yıllık bir süreçte hastane inşaatı tamamlanması düşünülüyor. Bu dediğimiz çalışmaların tamamında inşallah biz bu süreç zarfında hayata geçirmiş olacağız. Hemen yanı başımızda malum stadyum var biliyorsunuz. Stadyum 2 haftada bir kez kullanılan, yılda 18-20 kez kullanılan bir yer ama takdir edersiniz ki hastane 7-24 365 gün tatil, bayram, seyran olmaksızın devamlı kullanılan bir yer. O yüzden de burada çok hassas ve çok dikkatli olunması gerekiyor. Birazdan da projeleri incelediğimizde ne kadar itinalı davrandığımızı göreceksiniz. Her halükarda hemen metro istasyonunun yanında olmak büyük bir kazanç tabii ki. Beraberinde yapacağımız diğer bağlantılarla, otopark yerleriyle inşallah bu bölge daha da değer kazanacak. Ben bu vesileyle şunu da ifade etmek istiyorum. Stadyum aslında bizim sadece maç oynanılan bir yer ama biz stadyumu 365 gün kullanılan bir alan haline getirmek istiyoruz. Ona dair de bazı çalışmalarımız var. Temennimiz, ümidimiz odur ki bu 2 yıllık süreç tamamlandığında tabiri caizse tıkır tıkır bir saat gibi çalışan bir yapıyı burada ortaya çıkaralım. Onu da inşallah hep birlikte göreceğiz. Çalışmaları yerini incelemek adına buraya geldik. Aynı zamanda Çekirge Devlet Hastanesi'nin buraya çekilmesiyle beraber Bursa'da tabiri caizse sağlıkta önemli bir üst olacak, yani önemli bir merkez olacak. Dolayısıyla planlamayı doğru yapmak anlamında üzerinde ciddi çalıştık. Hayırlı uğurlu olması temenni ediyorum.
buradayız efendim, çekiyoruz. Şuradakiler var. Hangi yol?